Sana kahve getirdim. Öyle misafir gibi durma yahu. Kahveye misafir olmamak lazım. Dünyaya misafir olmak lazım. Bittim ben abi. Bittim. Ne oldu Safi? Ne diyorsun sen ya? Niye bittin? Babeko, senin bitmen mümkün değil. Senden en az 3 tane Safi çıkar. Yok öyle değil abi. Sermaye kalmadı. Baksana arabaya. Tam da kırkır bakır. İyi işte. Ne güzel. Daha ne istiyorsun? Allah bereket versin. Demek ki pilavının namı almış, yürümüş. Yok abi. Öyle değil. Canavar yedi bütün pilavı. Allah Allah. Ne canavar oğlum? Ne diyorsun sen ya? Ya. Oh, sen nefes nefese kaldım ama kokuyu takip ettim buldum. Abi Allah aşkına peşimi bırak ya. Allah aşkına ya. Bırak ya. Ben de gittim peşimi. Yahu gözlerime inanamıyorum. Kirli. Yahu sen nereden çıktın? Bana bak, karabatak mısın sen canım? O ne sürpriz yahu? Hangi dağda kurt öldü? Kurt murt ölmedi, ben öldüm. Bana bu pilavın kaynağını gösterin, pilavın kaynağını. Çekil lan şuradan, çekil. Ya kim olacaksın? Mahallenin yemek öğütme makinesi. Kirli. Ay, kirli. Yahu adı kirli. Aslında kalbi tertemizdir canım. Ya kirli. Allah'ını seversen bir soluk lan. Ne olacaksın ya? Ya abi bir bardak su falan getireyim mi? Tamam delikanlı. Su beni bozar. Bana pilav verin. Pilavın kaynağını verin bana. Ay baksana adam açlıktan ölmüş ya. Yok yok. O açlıktan ölmedi. Bağımlı. Yemek bağımlısı. Pilav verin bana. Pilav. Melek koş kızım. Git evden dolaptan bak bakalım pilav kalmış mı, getir. Ay galiba halacığım pilav kalmadı. Öğleden et sote vardı, onu getireyim mi? Hey. Et sote ne? Et sote. Et sote getirdim. Yahu Babeko, az önce pilav diye ünlüyordun. Ne oldu şimdi? Yavrum bu pansuman mahiyetinde sayılır. Önce kanamayı durdurmak lazım. Erken müdahale hayat kurtarır. Getirsen. Sandevi. Sandevi. Eyvah. Senden işleri boş verin. Adamı kurtarın. Senden uçuğu kurtarın. Kardeşlerim. İstanbul'un iki yakasının tam karşısında Kınalı, Heybeliburgaz, Büyükada isimleriyle maruf adalardan büyük olanında yaşayan bir prens vardı. Öyle caddelerde çıngır 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 giden faytonlara binmez, bazotçulardan, anzoroçulardan çıkıp üzeri taratorlu mitçeyi, kokoreçi, çöp şişleri gövdeye indirmez, sadece ve sadece topunu oynardı. İşte bu prensin adı Lefter Küçük Andonyadis'ti. Ama muhterem, yani diyorum ki, midyeden, kokoreçten bahsetmesek. Oy. Bu ne? Şakası bile hoş be. Doğma büyüme deniz çocuğu olduğundan naşi, foklarla verkaç yapan, yunuslarla kafaya çıkan, dokuz kollu ahtapotun bütün kolların arasından topu geçirip köşelere köşelere bırakan Lefter'in futbolu öyle bir halindi ki İstanbul'un bütün balık tezgahlarında meşin top satılır oldu. Kardeşlerim, dedikodu preste aylarca sür manşet olan Lefter'i gören o zamanki Taksim Spor Kulübü'nün başkanı, aman ya şu balık işine bir son verelim, bir de bunu kimseye kaptırmayalım deyip hemen bir koşu renklerine bağladı. Lefter, ah o garibim Lefter, Taksim'deki maçlarına gitmek için Büyükada'daki evinden çıkar, koşa koşa vapur iskelesine iner, oradan vapura biner, evin önünden nefes nefese Galata Köprüsü'nden geçer, oradan Karaköy'e gider, oradan da tünele binip Galatasaray'a çıkardı. Hemen tak bir koşu kulüp binasına, kapısına gelir ama dili bir karış dışarı çıkardı. Ne yapsın garibim? Ne enerjisi kalırdı, ne de kondüksiyonu. O zamanlar ne bir protein tozu var, ne de enerji içici. Böyle tozlu mozlu şeylere hiç sevmem ben. Kayıntı dediğin eline gelecek, göze hitap edecek ha. Abi ya, gene normalden çıktın. Konumuz futbol.
Defterin babası Hristo, Büyükada'da yaşayan ihtiyar bir balıkçıydı. Tabii tuzlu suyla yakın temasından naşi, genç yaşta buruşmuş, ihtiyarlamış, hastalıklarla boğuşuyordu. O zamanlar ne bir ilaç ne de Norveçlilerin kullandığı el kremleri vardı. Yine bir gün maçtan sonra Fenerbahçe Başkanı Lefter'in yanına yaklaştı. Elini omuzuna koydu. Söyle bakalım delikanlı dedi. Transfer için kaç torba altın istersin? Lay 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 Lefter baba. Utangaç bir genç olan Lefter boynunu büktü. Efendim dedi, hasta olan babamın ilaçlarını alamıyorum. Eğer onun ilaçları alırsanız seve seve gelirim. Yahu senin baban bizim de babamızdır cevabını alınca gözlerinden şakır şakır yaşlar dökmeye başladı. Ya görüyor musunuz? Ne saf çocuk. Yahu al altınları, hem sana ilaç olsun hem babana ilaç olsun canım. O sıralarda Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün başına Macar antrenör Molnar getirilmişti. Lefter'i hemen karşısına çıkardılar. Molnar şöyle gözünü kıstı, ufaktan ufaktan baktı. Bu ne ya dedi. Bu çocuk hem zayıf, hem sıska, hem çelimsiz. Bu 90 dakikayı çıkaramaz deyince o zamanki Fenerbahçe başkanı, ya dedi hocam sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Messi 2 metre mi? Bırak saçmalama falan dese de Molnar lafı eveledi, geveledi, bir katakolliyle çocuğu B takımına gönderdi. Vicdansız, B takımında aç kalır o çocuk be! Niye aç kalsın canım? B vitamini alır işte, tamam mı? Kardeşlerim, Molnar yeni transferleri denemek için A takımıyla Lefter'in de içinde bulunduğu B takımı arasında bir maç tertip etti. Maç bir başladı. Lefter bir anda çaça, tango, sirtaki, vals, twist aklınıza ne gelirse bütün dansları topla öyle bir şekilde yaptı ki A takımı futbolcuları böyle mel mel bakarken o 4 tane sallayı verdi. Macar Molnar'ın dili Macar salamı gibi dışarı sarttı. Ya hor gördü aldı dersini. Lefter'in tek kişilik dev resitalini böyle pörtlek gözlerle seyreden Macar Molnar kendisini Twitter, Facebook, Fırsukar falan filan her türlü sosyal medyada takip altına aldı. Kendisinden ufak bir imza istemek için soyunma odasına gittiğinde aa! Bir de ne duysun, Lefter ortalardan kaybolmamış mı? Hemen gitti, ya Lefter'i nasıl bulurum diye Taksim'de, San Antoine Kilisesi'nde mumlar dikti. Macarca ağıtlar yaktı. Yanında bulunan Fenerbahçeli yönetici Rüştü Dağlaroğlu Macar'a şöyle bir döndü. Ya dedi Mesut, siz hep böyle misiniz ya? Memleketinizin sınırlarından garibanları almazsınız. Yetenekli çocukları takıma almazsınız. Hani beğenmiyordun Lefter'i deyince Macar Molnar'ın suratı kıpkırmızı oldu. Şişti, 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 şişti. Bir su yatağı gibi pıt dedi, pıt dedi. Patlasın. Devamlı aynı gıdayla beslenmek et kafa yapmış bu aşı. Sonra hiç mi aramamışlar Lefter'i? Aramaz olurlar mı yavrucuğum? Günlerce aradılar, taradılar. Beyin fırtınaları, beyin şimşekleri yapıldı. Aa, Lefter ortalarda yok. En sonunda My Kamera bile taş çıkartacak bir fikir ortaya atıldı. Ya Lefter evinde olmasın? Hemen bütün antrenörler, futbolcular, malzemeciler, top toplayan çocuklar, aklınıza kim varsa hepsi vapura atlayıp bir kısmı da tabii sığmadığından yüzerek adaya gittiler. Lefter'in evinin kapısını çalmadan hemen açtılar. Bir baktılar ki salonun ortasında Lefter boynunu bükmüş, hüngür hüngür ağlıyor. Ellerindeki peçetelerle yüzünü gözünü sildiler, okşadılar yanaklarını. Niye ortadan kaybolduğunu sordular. Akabinde ve detayında Lefter kendisini bulmak için gelen kalabalığa şöyle bir döndü. Ya dedi, sırtımda sarı lacivert forma taşıyan abilerime 4 gol attığım için utancımdan yerin dibine geçtim. Sıkıldım, insan içine çıkamayacak hale geldim. O yüzden eve geldim, saklandım, kusura bakmayın deyince bu ince ruhlu Nazen'in naiflik abidesi, ki daha sonra zaten abidesi dikilmiştir, bu insan bütün Fenerbahçelilerin gönlüne tükenmeyen dolma kalemle imzasını attı. Aslanım be, daha nereye atacaktım? Ama bak dolmalı molmalı konuşmayın ha. Oy 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 oy. Lefter'in hem milli takımda hem de Fenerbahçe'de oynamış olduğu futbol, rakiplerini Luna Park'taki sallanan kayıtta şak 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 gibi sallamaları, beyinlerini çevirmeleri, bütün yanlı yansız, önlü önsüz, ne kadar eşdevi matbaat varsa hepsinde yerini aldı. Sonunda her zamanki gibi dayanamadılar, ilk tayyareye atlayıp tak diye memleketimize geldiler. Kızıl toprak ışıklardan geçip Fenerbahçe kulübünün kapısını çaldılar.
ki o kapı halen yerinde yoktur. Ya bu İskoçya Norveç'e yakın mı ya? Neden? Neden olacak taarruz bulaşı? Akma Norveç uskumrusu geldi de onda. Derken Lefter İtalya'ya transfer oldu. Bir zamanlar Fatih Terim'in de çalıştırdığı Fiorentina'da öyle deli delimsek döktürüyor, öyle zikzaklar, öyle verevler yapıyordu ki bel deliler uzvu çok affedersiniz küt diye yerinden söküyordu. Ki antre parantez İtalyanlar bu hadiseden Lefter'den sonra bellerini bir türlü doğrultamamışlar. Catenaccio yani Allah'ını seven defansa gelsin, defansa gelin arkadaşlar taktiğiyle yeri göğü inletmişlerdir. Allah Allah! Aa, gördün mü? Bizim ölü de rengini belli etti. O da bizdenmiş. Netice itibariyle ta uzak diyarlarda, gurbet illerde top koşturan Lefter, damarlarındaki sarı lacivert pigmentlerin azaldığını görünce, buralarda yaşanmaz, nefes alamıyorum ben ya. En iyisi memleketime döneyim dedi. Tırırırt diye tornistan edip asıl renklerine geri döndü. Ya bende de mi pigmentler eksiyor? Midem kazınmaya başladı benim ya. O barak. Gene bir gün Lefter beyinleri kenger sakızı gibi çiğnemiş. Sitat çimlerini Lefter Lefter diye bağırttırmış. Öylesine harikulade bir maç çıkartmıştı. Tam soyunma odasına giderken dünyaca ünlü hakem Steiner elinde bir röntgen filmiyle peşinden koştu. Ey be yavrum dedi, şuraya bak. Neşter gibi defans yaran, profesör gibi oyunu okuyan adam olsa olsa ordinaryüs olur deyip Lefter'e şöyle bir iltifat edince bizimki zaten mahcup ve kırılgan, yanakları kızarı kızarı verdi. Estağfurullah efendim, teşekkür ederim, iltifat ediyorsunuz ama bu elinizdeki röntgen filmi ne diye sordu. Steiner, vallahi bilmiyorum ki, ben de senin peşinden koşarken bunu bana verdiler dedi. Neyse uzatmayalım, bu hadiseden sonra Lefter'in lakabı Ordinarius olarak anıldı. İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Ver Lefter'e, yazsın Lefter'e derler ya. Peki Lefter o Lefter'e ne yazmış? Çık 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 çık. Kıl kardeş, ne yazacak be? Dostluk yazmış, kardeşlik yazmış, celtilmenlik yazmış, kahramanlık yazmış, delikanlılık yazmış. Bütün bu lafların üzerine aslında koca bir tarih yazmış kardeşim. Yaşa be, vallahi yaşa be.